Assalamu alaikum şükürler. Microsoft Access derslerimizi devam ettiremiz. Bugün de özümüz bitti tablisi yaratı görüşümüz gerek. O Access programmasını işe çürüyoruz birinci. Ve bitti boş dastur yaratıyoruz. Bunu endi ikinci değil. Ötken sefer birincini yaratı kendik. Sazdat kinokasını bozamız. O bana çıktı. Bunu X kılıp çıkartalımızda bizge endi özümüz yaratışımız gerek. Doğru mu? Bana bu sazdanıya gelmemiz. Bu yerde iki kılı yolu var. Bana bu tablisyanı özünü bozuşumuz mümkün yok ki konstruktör. Konstruktör tablisyanı da gendirip de. Konstruktör eken bu Rusçada. Hop. Tablisyanı özünü bozsuz. Bana bir yerge siz tablisyanı kereli ustunların nomlab geçişiz mümkün. Ve ahırada bu ustunlarını türlerini, malumat türünü verişiz mümkün. Hop, tekst mi, nomer mi bu? Bu birinci usulendi. Menge makul keladigan usulü bu. Bunu uçuramızda bana bu konstruktör tablisi degen bosamızda bunda ikkalasi barabar ketadi mana. Polyan nomini beramizda uni nimasini beramiz? Turini beramiz, ma'lumot turini. Xo'p, masalan hozir biz ism deb polyan nom bersek, buni mana bunda korotki tekst degani bu hali qisqa tekst degani. Bu 255 ta harf ushlab turishi mumkin, harf yoki son bo'lishi mumkin, character xullas. 255 ta ushlab turadi. Mana bu delining text degani bu katta tekstlar uchun bu 65 000 ta character ushlab turishi mumkin o'zida. Xo'p. Endi bu yerda savol paydo bo'lishi mumkin. Hammasiga delining text ko'rsangiz-chi, o'sha katta tekst format qo'ysangiz-chi degan savol tug'ilishi mumkin. Juda ko'p ishlatadiganimiz bu korotki tekst bo'ladi, qisqa tekstlar. Sababi delining text qilsak, katta tekst qo'yib bo'lsak, turini, ma'lumot turini bizi tablitsamizni razmeri katta bo'lib ketadi. Juda katta joy egallaydigan qoladi razmeri. Shuning uchun mana bu korotki tekst tonlanadi odatda. Xo'p, undan keyingisi mana bu chislovoy degani bu nomer, masalan hisob-kitob qilinishi kerak bo'lgan polyalar bo'lsa, unga chislovoy qo'yamiz, nomer qo'yamiz. Undan keyingisi vaqt bilan sana data ibrami deb qo'yibdi. Undan keyingisi bu pul birliklari uchun ishlatilishi mumkin. Xo'p. Shotchi degani bu auto increment degan narsa bor ingliz tilida. Bu avtomatik bir qo'shib ketish degani. Siz mana haligi ID'lari bo'ladi, har bitta masalan ism yozsak, har bitta kiritgan yangi ismni o'zini unique ID'si bo'ladi. U oldin uchramagan ID bo'ladi. Shunda shotchini qo'yib qo'yamiz, auto increment. Yangi ism, yangi ma'lumot kiritsangiz, u yangi ID bilan kiritiladi. U avtomatik qo'shiladigan ID bo'ladi. Hop. Bizga keragi hozircha shu. Hozir mana ismga korotki tekst deb berib qo'yaveramiz, avtomatik. Hop. Qisqa tekst sababi tekstlarimiz, ismlarimiz 255 ta harfdan ko'p bo'lmaydi menimcha, to'g'rimi? Xo'p, keyin masalan familiya deyishimiz mumkin. Bu ham korotki tekst bo'ladi. Adres deyishimiz mumkin. Xo'p, bunga menimcha korotki tekst qo'ysak bo'laveradi. Xo'p. Keyingisi telefon nomer qo'yishimiz mumkin. Buni ham korotki tekst qilib yuboramiz. Sababi telefon nomer hisob-kitob qilinmaydi. Shuning uchun uni tekst sifatida qabul qilishingiz mumkin. Agar hisob-kitob qilinish kerak bo'lgan son bo'lsa, unda buni mana bu songa o'zgartirib qo'yasiz. Mana bu chislovoyga o'zgartirib qo'yasiz. Xo'p. Bu ham korotki tekst turaversin. Xo'p. Endi oxiriga bitta ID qo'shamiz. Ism, familiya, adres, telefon nomer bo'ldi. Buni mana bu shotchiga qo'yib qo'yamiz mana. Bo'ldi. Bo'ldi endi. Shu bilan bitta
tablitsamiz yaratıldı. Tablitsa yaratganimizdan keyin bu tablitsamizni saqlanib qo'yishimiz kerak. Bunun için bana bu tablitsani üstüge bosamizda saqlanib deymiz. Nom berishimiz kerak endi. Xo'p. Nomga ma'lumot deb qo'yaylik. Ma'lumot degan tablitsa bo'ladi hozir. Mana, mana bu yerda mana ma'lumot degan tablitsamiz ochildi mana ko'rib turganingizdek. Bo'ldi. Endi agar bu tablitsani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, tablitsani ma'lumot tablitsasining ustiga bosasiz. Mana bu yerda mana konstruktor turibdi o'zi. Konstruktorni bosasiz, mana qo'shiladi mana. Mana bularni o'zgartirishingiz mumkin, mana bu poli nomlarni o'zgartirishingiz mumkin. Xo'p. Bo'ldi. Bugun asosiy o'rgangan narsamiz bitta tablitsa yaratish bo'ldi. Endi keyingi darsimizda bu tablitsaga ma'lumot kiritamiz. Hammalarga rahmat. Keyingi darsda görüşkünce.